Merhaba herkese, hepiniz hoş geldiniz. Ama önce bir Türk kahvesi hemen. Hmm. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. E, normalde aslında sürekli böyle astroloji, işte öngörü, e, işte e, günlük tüyolar hep bu bilgilerle biliyorsunuz beni ama Bugün size bambaşka bir şeyden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Bugün böyle hani herkes için ev, yuva çok böyle önemli ve değerlidir ya ve kendini aslında evde, yuvada mutlu, huzurlu ve keyifli hissetmek ister. İşte bugün size birazcık böyle astroloji ile dekorasyon tüyolarını böyle birleştirip Evinizde neler kullanabilirsiniz, işte nasıl bir dekorasyon yaparsanız kendinizi daha ait, daha keyifli, daha mutlu hissedebilirsiniz. İşte bugün size bunlardan bahsedeceğim. Hemen neyle başlayalım? Tabii ki kıpır kıpır, çocuksu, o böyle muhteşem enerjisiyle koçlar gelsin önce. Nasıl bir dekorasyonlar hoşlanırlar? Tabii ki canlı, tabii ki dinamik, ee, tabii ki biraz daha böyle güzel böyle tasarım objeler. Ee, çok böyle eşyalarla dolu değil de daha az, daha minimal olabilir. Evin bir köşesi mesela böyle spor aletlerinin olmuş olduğu. E, yerler olur. Gerçi hoş hani spor aletleri olsa ne olacak? Hani hangimiz evimize spor aleti alıyoruz da kullanıyoruz? İlla spor salonuna gitmek gerekiyor bir yerde ama hani böyle bir dumbbelldır, bir yoga matıdır falan filan. Yine böyle koçları bir ya da bir koşu bandıdır falan. İyi gelir koçlara. Mesela renkli bir ev, renk duvarlar, canlı böyle içeri girdiğiniz vakit böyle yüzünüzü böyle gülümseten, e, renklerin daha fazla böyle canlı renklerin hakim olmuş olduğu evler ve güzel tasarımlar özellikle. Bakın mesela koç. Bence bu çok güzel bir tasarım. Renk olarak da güzel daha böyle. Hele bu ışık vurduğu zaman, ışığı aldığı zaman daha böyle turuncular, kırmızıya doğru giden bir rengi var en azından. Böyle tam da güzel de bir tasarım aslında. Koşun olduğu yer sakarlıklara çok müsait yerlerdir. O yüzden böyle ıncık cıncık detay detaylı böyle ağır, kolay devrilmeyecek ürünler daha iyi olur koşlar için. Bak bu da gayet böyle ağırlığı da iyiymiş gibi duruyor açıkçası. Peki şimdi sırada ne var? Sırada tabii ki boğalar var nasıl bu dekorasyonlar hoşlanırlar? E hemen söyleyeyim işte boğa ben de boğayım ya. Ben mesela evimde toprak renklerini çok severim. Ağaç renklerini çok severim. Böyle yayılmalık koltuklar vardır yani ya, hani böyle oturduğunuz vakit böyle içine girersiniz, böyle yayılırsınız. Tembellik yapmak istersiniz mesela. Hani o duyguyu yaratan dekoratif tasarımlar çok tatlı olur. Mesela ben ışık konusunda da çok hassasımdır. Kendim boğa olduğum için. Ee, biraz daha. Böyle işte daha böyle loş ışıklar boğada. Bunlar iyidir. Toprak renkleri, yeşil ve yeşilin tonları. Ee, Boğanın ondan sonra dekorasyonunda oldukça böyle keyifli yer tutacağını düşünüyorum özellikle. Boğa yemek ister. Boğa ondan sonra mesela mutfak gereçleri, mutfağını böyle güzel e dekor edilsin sever boğa burcuya da bir güzel bir yemek masası mesela e salonda böyle büyük bir yemek masası o yemek masasının üzerinde gündelik böyle bazı ufak tefek dekorasyonlar ama akşamları da böyle hemen böyle yem, böyle kalabalık yemek yenebileceği bir alana dönüştürmesi tatlı olur şimdi boğa tabii ki keyfine rahatına ondan sonra konforuna çok düşkün ya. E tabii yastıklar o kadar değerlidir ki boğalar için. Bir de biz boğalar şeyi severiz gün içerisinde böyle ufak sinep uyku deniyor ya buna böyle hani böyle 10 dakikalık 15 dakikalık kısa uykular. Ay nasıl iyi gelir nasıl iyi gelir size anlatamam. O yüzden mesela böyle güzel yastıklar boğalar için bence efsane olacaktır. Ee, sıra geldi ikizler ve yükselen ikizlere. İkizler yönetici gezegeni Merkür. Merkür nasıl bir şey biliyor musunuz? ...çıva gibi hareketli, enerjik yerinde duramıyor. Mesela bence ikizlerin evi de eşyalar kolay ittirilebilir, kaktırılabilir, kolay hareket ettirilebilir eşyalar olması bence mesela böyle hareketli sehpalar vardır ya böyle hem koltuğa otururken hemen önüne çekecek işte başka bir yere geçtiği vakit böyle yanında taşıyacak falan mesela hareketli eşyalar güzel olur. Ev dekorasyonun detaylarında daha böyle dijital ondan sonra sanat dokunuşları bence tatlı olur. Ondan sonra mesela teknolojik dokunuşlar evde bence tatlı ve güzel olur ama unutmayın ki yine söylüyorum. Bence ikizler için en tatlı olacak olan şey duvarda gördüğü tablolar olacaktır. Bir anlam ifade etmeli ama başında da 40 saatte böyle bakmamalı. Bakın mesela şöyle çok tatlı bir tablo var gördüğünüz gibi. Tam mesela ikizlerlik. Böyle bakacak Hop ondan sonra çok da yormayacak kendini. Bakacak gelişecek açıkçası zihnini yormayacak. Niye zihnini yormayacak diyorum biliyor musunuz? Çünkü ikizler yönetici gezegeni Merkür olduğu için ikizlerin zihinleri çok çalışır. İnanılmaz arı kovanı gibidir onlar için. Birazcık böyle bir şeye baktığı vakit e, biraz da huzur, biraz da sakinlik hissetmesi oldukça önemli olacaktır. Bu yüzden mesela tam da böyle tablolar, ikizler, yükselen ikizler, venüs ikizler, ayı ikizler olanlar için oldukça böyle keyifli olacaktır. Ve sıra geldi yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeç hatta biliyorsanız Venüs'ü yengeç olanlar için. Şimdi yengecin yöneticisi gezegeni ay. Ay her zaman kendini ait hissetmek ister. İşte atıyorum mesela bir resim çerçevesi, orada bir yaşanmışlık ya da işte böyle bir şey hediye edilmiştir Anısı olan detaylar aslında yengecin evinde, işte bir arkadaşı bir kalem hediye etmiştir. Mesela masanın ortasında o kalemi görebilirsiniz. Ya da işte annesinin örmüş olduğu bir kazak vardır. Mesela gardırobunda o kazağı görebilirsiniz. Çok böyle bağ kurduğu, hediyelerin olmuş olduğu, anıları daha fazla canlandıracağı böyle dekoratif detaylar yengeçleri mutlu edecektir. Burada pastel tonları... Daha böyle yumuşak loş ışıklar aynı şekilde yengeci mutlu eder ama sadece bunlar mı? Tabii ki değil. Çünkü yengecin yönetici gezegeni ay ve ay en iyi ne yapar biliyor musunuz? Korur, kollar ve besler. Yengeç için mutfak ve mutfakta kullanmış olduğu gereçler çok önemlidir. Sevdiklerini beslemeyi çok sever yengeçler. Mesela onların böyle mutfaklarında böyle güzel tencereler, ondan sonra kullanabilecekleri, çok da yer kaplamayan yeri geldiği vakit, çok böyle lezzetli yemekler yapabilecekleri, hatta böyle birazcık böyle daha renkli belki de e, tencere vesaire gibi ürünler, Tam böyle yengeç, yükselen yengeç, ayı yengeç, venüs yengeçler olanlar için Bence şahane fikirlerdir. Bilin bakalım hangi burca geldi sıra arkadaşlar? Tabii ki her zaman gösterişi, şaşayı seven aslanlara geldi sıra. Aslan, yükselen aslan. Evde çok böyle parlak renkler, gösterişli objeler, büyük objeler tam onlara göre şu an elinde gördüğünüz... ...bu ve buna benzer mesela dekorasyon fikirleri ve ürünleri e, oldukça onları çok da böyle mutlu edecektir. E, şimdi... Aslanın yönetici gezegeni güneş ya. Güneş neyi sever biliyor musunuz? Gösterişi sever çünkü. Fark edilmeyi sever. O yüzden mesela bir aslan evine girdiğiniz vakit böyle fark edilir objeler. Böyle her yerde olmayan. Hatta böyle ona özel yapılmış bazen tasarım böyle özel ürünler olabilir. Ya böyle her yerde kolay kolay bulunmayan ürünler de olabilir aslanlar için. Özellikle ve yükselen aslanlar için. Ee, bunun yanı sıra mesela aslan e, güneş yönetiminde canlı, parlak, Ondan sonra renkler, duvarlar, objeler, ondan sonra yine aslanlar için oldukça böyle e, güzel olacaktır e, evleri için. Bakın mesela bu ve buna benzer böyle güzel ürünler buldunuz mu Aslan ve yükselen aslanlar hemen kaçırmayın alın. Ve sıra geldi başaklara, yükselen başaklara. Şimdi bir kere başak her zaman sadelik isteyecektir, düzen isteyecektir. Mesela böyle her şeyi düzenleyen raflar vardır ya, böyle düzenli, titiz görünür. Mesela bir raf üniteler tam başaklar içindir. Mesela sadelik başaklar için çok önemlidir. Çünkü başaklar böyle çok detay, 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 detay. Çok önemli. Zaten hayatların her alanları onların böyle detaylarla dolu olduğu için ve kolay temizlenebilir ürün özellikle. Sade, düz, hatta böyle daha minimal ondan sonra dekorasyon fikirleri e, başakları oldukça rahatlatacaktır. İşte Başak neyi sever? Başak düzeni sever her şeyden önce. Ev ve bir şeyleri saklamayı sever. Dağınıklığı ortada görünsün hiç hoşlanmaz Başaklar. O yüzden çekmecelerini her zaman daha mesela bol çekmeceli evler ya da böyle bol böyle kutulu evler tam onlara göredir. Mesela şöyle bir kutunun içerisine, evin içerisinde böyle işte atıyorum fişi, mişi, osu, busu, bozuk parası ee, gün içerisinde kullandığı böyle ufak kutuya sığabilecek detaylar evin girişine koysun. İçine böyle tık 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 atıp bunu da böyle güzel kapattı mı? Oh mis kimse görmeyecek. Tam başaklar için böyle en ideal şey mesela böyle güzel saklama kutuları olacaktır bence. Ve terazi ve yükselen teraziler biliyorsanız ay burcu teraziler ve venüsü terazi olanlar. Şimdi terazinin yönçe gezegenine ...Venüs. Şimdi hal böyle olunca... ...tabii ki terazi için... E, ...estetik kaygı... ...güzellik çok önemli. O yüzden mesela bir terazinin evine... ...gittiğiniz vakit birbirinden böyle bağımsız... ...uyumsuz objeler görmezsiniz. Bir bütünlük görürsünüz her zaman. Bu uyumsuzluk bile varsa bile... ...bir de ben terazilerden en çok neyi severim biliyor musunuz? Böyle bir mesela... ...çok sade, sadeliğin şıklığı vardır... ...terazide. Bir şeyin üzerine... ...böyle bir örtü atar, kendi üzerine... ...bir broş takar ufak bir küpet bir şey yapar ve hani böyle birden acayip böyle estetik harikasına dönüştürür. Terazinin bence en güzel yeteneği bu. Dokunduğu her şeyi ondan sonra çok güzel bir yapıya, estetik evet. anlamda, çok böyle göze hitap eden bir yapıya dönüştürür. Mesela terazilerde işte mesela pastel tonlar, daha böyle pudralı renkler mesela dekorasyon ürünlerinde kullanılabilir. Tasarım olarak da göze hitap eden ürünler olur. E ...veya bir koltuğu vardır diyelim işte... ...ona böyle çok böyle güzel, tatlı bir, bir battaniye atar mesela... ...tam böyle televizyon battaniyesi... ...böyle güzel bir koltuk battaniyesi, sinema battaniyesi... ...bunu sadece koltuk battaniyesi olarak düşünmeyin... ...hop böyle kış geldi, al böyle sırtına... Sevdiceğin de tak koluna ilişkiler demekti. Çok sever sevgilisi her şeyi yapmayı. Ondan sonra e, güzel güzel böyle keyifli keyifli böyle sinemanın filmin tadını çıkarsın. Ve akrep ve yükselen akrepler. Benim de yükselen burcum akrep bu arada. Şimdi i̇şte bir akrebin evine girdiğiniz vakit bir kere koyu tonların hakim olduğunu görürsünüz. Kırmızılar, koyu kahveler, Ondan sonra siyahlar, siyahın tonları. Akrebin evinde mesela sembolleri daha fazla görebilirsiniz. İşte uzak doğudan bir esinti, bir sembol, bir işaret görürsünüz. Bambaşka bir kültürle alakalı bir, bir obje görebilirsiniz mesela. Ama akrep neyi sever biliyor musunuz? Akrep karanlığı sever. Akrep loş ortamları daha çok sever e, çünkü huzur bulur çünkü Akrep en nihayetinde o kadar yoğun Mars yönetiminde bir e, burç sürekli koşturma sürekli savaş sürekli mücadele Eve geldi vakit huzura ihtiyacı var o loş ışıkların getireceği huzur Akrepleri e, tekrar böyle pillerini e, şarj etmeleri konusunda oldukça iyi gelecektir mesela şöyle güzel abajurlar böyle loş ışık ama sadece bu ve bunların 10 tane falan değil sadece bu. Onun tepo ışıkları kapanır, hemen böyle yan tarafta okuma lambası gibi hemen bu açılır ve kafa dinlenmeye başlar. Akrebin işi loş ışıktan enerji almaktır. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Onlar için bohem bir ev, ondan sonra e, dekorasyonu, Afrika'nın kabilelerinden getirmiş olduğu e, bir ürün ya da böyle ilginç e, rüzgar çanları ya da böyle işte böyle kemiklerden yapılmış böyle ilginç objeler tam yaylar içindir. Yaylar özgürlüğü sever. Yaylar etnik dokunuşları çok severler evin içerisinde. Ee, ama diğer taraftan mesela yay Jüpiter yönetiminde olduğu için evet ve çok fazla böyle inançları sembolize eden detaylar olduğu kadar mesela hareketli, dinamik, canlı, enerjik renklerin kullanılmış olduğu duvarlar, ondan sonra aksesuarlar keza yine aynı şekilde artı evde ...hareketli objeler mesela bu da hareketli... ...bak bir rüzgarla hemen hop hareket etmeye başlıyor... ...ve oğlak ve yükselen oğlak bular... ...oğlak dediğimiz vakit karşımıza bir kere bir satürn çıkıyor... ...satürnün olduğu yerde her zaman bir disiplin vardır... ...kontrol vardır, e, satürnün olmuş olduğu yerde sınırlar vardır... ...geleneksel dokular vardır... ...yani böyle çok böyle modern... ...acayip böyle tasarımların olmuş olduğu bir şeyler görmeyiz oğlan olduğu yerde... Daha böyle koyu tonlar görürüz, pastel tonları görürüz. Ve çok böyle renkli, dinamik bir dekorasyon detayları görmeyiz. Ve e, işlevsel ve pratik olması önemli aslında e, oğlaklar için dekorasyonda. Geleneksel dokular, geleneksel temalar e, oldukça böyle önem kazanır olan olmuş olduğu yerde. Hatırlar mısınız mesela çok eskiden Türk filmlerinden belki hatırlarsanız böyle bir anne çorba yapar. O çorbayı böyle masaya getirdi ve bir şeyin içerisinde şey yapardı böyle herkese pay ederdi. Tam böyle oğlaklık bir şeydir bu. Mesela şöyle bir ürün mesela bunu al yazın cacığını yap koy. Ondan sonra kışın çorbanı yap koy. Yaz çorbanı yap koy. Ondan sonra böyle masaya getir hop sunum için kullan. Tam böyle geleneksel dokular, geleneksel bir ruh vardır. Olan olmuş olduğu yerde. Kova ve yükselen kova burçları. Mesela onların evlerine böyle bir girdiğiniz vakit rengarenk bir ev sizi karşılıyor olabilir. Ya da böyle neon renklerin daha fazla kullanılmış olduğu aksesuarlar, dekorlar sizi karşılayabilir. E, kovanın olmuş olduğu yerde her zaman avantgard e, ürünler vardır. Çok özgün, çok modern, çok tasarım tasarım ondan sonra. Ee, ürünler görebilirsiniz ee, kovaların olmuş olduğu yerde detay detay eşyalar değil de rahat yürüyebilecekleri daha böyle büyük, kalın ondan sonra ama güzel duran güzel tasarımlar olan dekorasyon ürünleri kovalar için çok böyle tatlı ve çok da böyle güzel olacaktır ee, teknoloji ve ev konforunun birleşmiş olduğu ürünleri de görebilirsiniz ama kova için her zaman tasarım çok önemlidir Vazo bile olsa bir evde o vazo'nun kendine ait bir ruhu, bir tasarımı, bir dokusu hatta belki böyle, böyle herkese belki de olmayan koyduğu vakit e, ve baktığı zaman böyle kendini böyle iyi hissedecek değişik farklı ürünler. Değişik ürünler tam böyle kova ve yükselen kova burçları için en idealidir. Ve sıra geldi balık ve yükselen balıklara. Şimdi balıklar ne sever biliyor musunuz? Balıklar bir kere minnoşluğu sever rahatı sever, konforu sever. Böyle bol yastıklı koltuklar, peluş battaniyeler, peluş böyle yastıklar tam balıklara göredir. Mesela ondan sonra mesela balıklar için koku çok önemlidir. Onun havada dağılması tam böyle balıklıktır. Oh böyle mis gibi kokacak balığın evi mis, mis. Ondan sonra onları için böyle özellikle oda kokuları, oda parfümleri ama onlar tabii ki daha böyle tasarım, şık, böyle güzel bir şeylerle hem kokacak hem de dekoratif anlamda da güzel de duracak balıklar ve yükselen balıklar için çok önemlidir. Evet, bütün burçları bitirdik. Aslında böyle benimki biraz böyle ufak tefek e, mesleğimle birleştirerek e, sizlere böyle bir yol göstermek, ufak fikirler ondan sonra vermek, e, hayatınızı güzelleştirirken ufak böyle yol gösterici aslında tüyolar vermekte. Çünkü ben hep günlük tüyolar veriyorum. Hayatınızı kolaylaştıran, e, günü nasıl yaşayacağınıza dair. E bu sefer de tüyoları da dekorasyon üzerinden vereyim dedim. Bugün size önerdiğim ve gösterdiğim o şahane ürünlerin hepsi Madam Coco'dandı bu arada. O yüzden Madam Coco'ya da çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Hoşçakalın.